Merhaba arkadaşlar. Kimse var mı? Sesim geliyor mu ki acaba? Oo, süper. Tamam. Evet. Evet, merhabalar. Biraz bilgisayarla ilgili bir problem olduğu için gecikme oldu ama sanırım hallettim onu bir şekilde. Efendim, o Orçun hocam, bak Bilal hocam hepsi burada. Vay, Yunus da gelmiş. Özlem, Osman, o nasılsın? Cemre'cim tabii her zaman olduğu gibi yine vefalı öğrencimiz. Efendim şimdi bugün simülacıların konuşmaya çalışacağız. Bu da şey gibi Frankfurt Okulu gibi bir şeye dönüşmüş durumda. Nasıl diyelim? Entelektüel turnusoluna dönüşmüş durumda. Herkes, Seçil merhabalar, nasılsın, hoş geldin. Herkes böyle yani bildiği iddiasında ama işte maalesef Semih merhaba, hoş geldin. Maalesef her şey konusunda olduğu gibi bunu da biraz etiket dolayısıyla biliyoruz. Yani bir yerlere ulaştıramıyoruz. Bildiğimizi söylüyoruz. Bildik, tamam. Ne işe yarıyor peki? Bununla ne yapıyorsun dediğinde bununla hiçbir şey çözümleyemiyor. Bir şeye bir faydası da yok. Hemen zaten operasyonel bir tanıma ihtiyaç duyuyoruz. Nedense öyle bir sıkıntı da var yani. Burak merhaba, merhaba. Evet, biz de özledik. Ona öyle bir sıkıntı da var. Yani mesela işte Marksizm konusunda ne diyorsun? Altyapı üst yapı diyor. Tamam işte bu kadar. Bu kadar değil tabii ki. İşte simülasyon simülakrı ne diyorsun? Bir gerçeklik var diyor. İşte diyor, biz diyor sanal gerçeklikte yaşıyoruz. Bak simülasyonda yaşıyoruz falan. Böyle olsa simülasyon tabii, sana öyle derdim. Yani biraz böyle yumuşatarak yapayım dedim. Şimdi şey vardır, ondan alınacak insan vardır. Pek öyle değil. Böyle sözle kulaktan dolma şey yaptığımız için hep öğrendiğimiz için oluyor herhalde gibi geliyor bana. Tabii bunun tek müsebbibi de öğrenciler diye düşünmüyorum. Yani kulaktan dolma bilginin yeterli olduğu bir sosyal hayat, bir iş hayatı, bir düşünsel hayat yaşanmaya başladığı için bu durumu meşru kılıyor yaşadığımız dönem. O yüzden sıkıntılı. Yoksa simülasyon Matrix değil. Matrix filmindeki gibi. İnsanlar işte simülasyonda yaşıyorlar falan. Aslında kendileri tüplerde yatıyorlar. Değil. Baudrillard'a soruyorlar zaten, Matrix beni hiç anlamamış onlar diyor. Öyle yani. Şimdi biraz daha biz onu simülasyon kavramlarını alacağız. Dil bilimden, gösterge bilim meselesinden, gösterge konusundan, kültür konusundan, teknoloji konusundan yürüyeceğiz ve bir toplumsal eleştiri olduğu için bu neyi eleştirmiş Baudrillard, ona bakacağız ve bunu eleştirdikten sonra da onu biraz aslında tabii kendisinin de böyle yakınlaşmaları, uzaklaşmaları var yani diğer teorilere. Bu adam da sonuçta bizim okuduklarımızı okudu. Onun metafetişizmi ile yakınlaştığı noktalara bakacağız. Göstergeler imparatorluğu açısından diye düşünüyoruz. Niye göstergeler daha önemli bir hale gelmiş? Göstergelerin lider olduğu, baskın olduğu bir şey nedir? Yani dünya nasıl bir dünyadır? Ne zararı var baskın olsalar? Bunları ifade etmeye çalışacağım. Tabii ki siz de buradan kendi sorularınız ve değerlendirmelerinizle destek olursanız çok sevinirim.
Yani evet öyle. Şimdi Baudrillard şey kitabını zaten kitabı yine okumaya baktığını dersen sonra okuyabilirim umarım demiş Happy Cat. Ben Enzensberg yani hocam katil edemiyorum dersi diye. Enzensberg'ci var vurun. Sen Enzensberg'i savundun. Hayır savunmadım. Savundun ispatla. Hemen başkan adamları ve filmi simülakra daha yakın değil mi? Hocanın Körfez Savaşı'na çok benzer gösteriyor. Şimdi evet savaş konusunda da yine orada da bir sıkıntı var. Yani savaşın olmadığını iddia ettiği noktada Mehmet Emin olmadığı noktada savaşın televizyondan yayınlanmış olması onu simülasyon yapmıyor. Simülasyon çağında bizim için savaş da bir gösterge haline dönüştüğü için. Şimdi onu da şey yapacağız. Tekrar ele alacağız. Lütfen o zaman bunu konuşma ilerleyen zamanında Mehmet Demir lütfen hatırlatırsanız sevinirim. Happy Cat, evet. Kitabı indin okumaya tabii ki inşallah okursunuz vaktiniz olur. Zaten sıkıntımız o kitabı okuyunca tam anlayamamamız yani. Mücadele ediyoruz. Çünkü yani Oğuz Adanır Hoca çok iyi olmasına rağmen orada bazı pasajlar var ki anlamakta güçlük çekiyor. Zaten Baudrillard da biraz böyle şiirsel yazdığı için çoğu insan almıştır eline simülasyon simülakrayı bakmıştır ama ne diyor şimdi bu yani geldi anla yani zaten bir lafından bile şey yapmak zor. Simülakr nedir? Simülakr işte ardında bir gerçeklik olmadığını gizlediği için gerçektir. Hadi gel de bu lafı şimdi. Şey öyle bir laf ki eskiler şey derlerdi. Al sana bir kaya nereye dayarsan daya hadi bakalım şimdi. Ne, koca kaya ne yapacağız ne anlayacağız bundan yani. Zaten büyük adamların kafaları böyle çalışıyor. Öyle bir laf söylüyorlar ki işte yaşam yaşamıyor. Ayda gel de anlat. Ne demek acaba? Ben zaten hep kitap okurken bunu böyle bir kavgaya benzetirim. Aynı enstrüman çalarmış gibi. Kitapla da böyle bir kavga ediyorsun. Kitap sana boyun eğdikten sonra efendim hocam ama simülasyondan ziyade simülakr olarak. Şimdi simülakr tekil, simülakra çoğal, simülasyon ise bu sistemin adı. Böyle diyelim. Yoksa miş gibi yapmak dissimule. Dissimule. Simülasyon bütün bu sistemin adı. Simülakrla birbirine aykırı değiller yani. Anlatabiliyor muyum? Evet. Böyle kavga ediyoruz. Yani şimdi ilk enstrüman çalmaya başlayan insanlar da enstrümanla kavga eder yani. Enstrüman ona bir türlü boyun eğmez. Ama virtüözlere baktığınız zaman enstrüman artık ona boyun eğmiş ve onun taleplerini gerçekleştiriyordur. Kitap da öyle. Boyun eğene kadar size onunla mücadele edersiniz. Ama saflıkla mücadele etmek lazım. Yani anlamadım bir daha okuyayım. Anlamadım bir kavga edersiniz yani kitapla. Kitapla kavga et. Sonra şöyle okudum deyip de masanın üstüne koyduğunuz zaman kitabı o kitap hani aslan terbiyecisinin aslanı terbiye etmiş olması gibi terbiye ettiğiniz bir aslan olarak burada durur. O zaman faydası var. Yoksa kelimeleri çözmüşüz, seslendirmişiz hiçbir manası yok. Her neyse bunlardan sonra hemen başlayalım. Efendim şimdi ne dedik? Baudrillard simülasyon ve simülakr da şeyle başlıyor. Borges'in bir kısa hikayesine örnek alarak başlıyor. Orada mesela şey nasıl o hikaye? Bir ülke var ki haritacıları çok meşhur. Haritacılıkta çok ilerlemişler. Haritalar biliyorsunuz belli bir ölçekte yapılıyor. İşte 1'e 1000, 1'e 1 milyon gibi. 1 milyonda 1 gibi mesela. Yani onun bir örneklemi gibi, sample almak gibi. Yani öyle düşünebilirsiniz. Haritacılığın gelişmişliğini ne kadar küçük ölçekle yapabileceğin, yani büyük ölçü nasıl da risk onu büyük küçük yani binde bir şeklinde değil de işte onda bir şekline indirmek mesela. Ya da ne bileyim işte en sonunda da öyle bir noktaya geliyorlar ki
Ne demiş Memur? Kısaca simülasyon gerçekliğin kopyalanması ama simülak olmayan bir olgunun olmadığını gizlemişsem diye aklımda kalmıştı hocam. Teşekkürler. Şimdi öyle bir Mehmet Mehmet'in öyle bir şey ki simülasyon, bahsettiği simülasyon düzeyi, üçüncü düzey düzen diyelim ya da dördüncü düzen, öyle bir şey ki bir yerden kopyalamıyor kendisini. Ortada bir gerçek yok. O simülasyon düzeyi de var. Yani simülasyon, simülakrın bir önceki düzeyi değil. Simülasyon o sistemin hali. Yani o sistem farklı farklı düzenleri var. Dördüncü düzene geldiğinde o sistem artık hiçbir şeye ihtiyacı yok kopyalanmaya falan. Şimdi neyse, yani sırayla gidiyoruz. Oraya da geliriz. Şimdi haritacılar örneklemedikleri, sample almadıkları birebir bir harita yapıyorlar bu hikayede. Tüm ülkeyi kaplayacak bir ülkenin birebir mükemmel bir haritası. Tabii sonra ne oluyor diyor. Bu harita yırtılıyor, gidiyor. Çöllerde hala parçalarını görebilirsiniz falan diyor. Buradan yola çıkarak Baudrillard da bu haritayı bir gösterge gibi düşünüyor. Yani bir gerçeklik var, bir de onun göstergesi var. Onu işaret eden bir gösterge var. Göstergenin gerçeğe birebir denk gelmeye başladığı bir durum. Yani göstergenin gerçeği işaret ettiği değil, göstergenin gerçeği anımsattığı değil, göstergenin gerçekle ilişkisi üstünde uzlaşım kurulmuş hali değil, gerçekle birebir örtüşebildiği bir halden bahsediyor Baudrillard burada. Ve sonuçta diyor, günümüzdeki hale baktığımızda o hikayedeki gibi ülkenin birebir üstündeki birebire benzeyen harita yırtılıp gitmişti ama burada tam tersi bir durum. Harita sağlam kalmış, gerçeklik yok olup gitmiş. Harita sağlam kalmış, gerçeklik yok olup. Ama bu nasıl bir yok olma? Bu nasıl bir yok olma? Bu çok önemli bir nokta. Bu yok olma gerçeğin, fizikselin yok olması değil. Yine bu da bir bakış açısı. Göstergenin bir hakimiyeti. Gerçeğin, belki de şöyle söyleyeyim, gerçeğin insani olandan arındırıldıktan sonraki hali. O yüzden gerçek çölü diyebiliriz. Yani çöl dediğimiz şey nedir? Mesela suyun olmadığı yer demeyin lütfen. Çünkü buz çölü de var. Değil mi? Gerçeklik çölü dedik. Yani kum çölü var, buz çölü var. Şimdi kum çölü dediğimiz şeyde demek ki kumdan başka bir şey yok. Kontrolsüzce ve bir haritaya, bir düzene gelmeyen bir boşluk içinde yolumuzu kaybedebileceğimiz, kumdan başka hiçbir şey olmayan bir şey. Başka hiçbir şey yok. Kumun mutlak hakimiyeti var. Gerçeklik çölünün de baktığınız zaman sadece gerçekliğin olduğu bir yer. Gerçeğin mutlak hakimiyeti, ama nasıl bir gerçeklik? Gerçeklikten başka hiçbir şey yok. İnsan dolayımından çıkmış bir gerçeklik. Simülasyonun gerçekliği, yani hiper gerçeklik. Hiper gerçeklik, göstergenin gerçeğinin işaret ettiği gerçekten daha yakın olması gerçeğe. Yani biz, bir insan düşünün, karşısında bir kaya var. Biz bunu nasıl biliyoruz? Kayayı bizim bilgi nesnemiz yapıyoruz. Biz özne oluyoruz, bilme öznesi, kaya bilme nesnesi oluyor. Şimdi bu noktada
artık teknolojik imkanlarla özne nesne aykırılığı, karşıtlığı bitmiş durumda. Bizim gerçeklik tahayyülümüzde gerçek ve sahte var. Değil mi? Bu karşıtlık var. Bu gerilim var. Tamam mı? Ama gerçeklik çölünde, hiper gerçeklikte bu gerilim yok. Gerçek ve sahte arasında bir çatışma yok. Çünkü gerçek ve sahte aynı. Çünkü bu çölde gerçeklik söylemi eskisi gibi değil. Hiper gerçeklik var. Ne demek o? Sahte ve gerçeği birbiriyle karşı karşıya getiren bir anlayış yok orada artık. Saf gerçeğin, salt gerçeğin tartışmaya imkan vermeyecek kadar gerçeğe yaklaştığı bir gerçekliğin çölü. Çok gerçek. O yüzden hiçbir sahte yok. Sahte ile gerçek arasında bir ayrım yok. Bu insani olmaktan uzaklaşmış bir şey. Baktığınız zaman. Şimdi buna nasıl örnek verebiliriz diye baktığımızda yani hiper gerçeklikte kavramların nasıl farklılaştığına baktığımızda nasıl oluyor da hiper gerçek yani gerçekten daha gerçek. Yani ve kavramlar nasıl değişiyor? Şimdi mesela düşünün bizim eski dünya dediğimiz dünyadaki kavramlar ve olgular bu dünyada öyle anlaşılmıyor diyor. İşte zaten toplumsal eleştirisi bu noktada Baudrillard'ın. Simülasyon toplumunda gösteren evet. Evet. Pınar hocam doğru. Evet. Evet. Çok doğru. Oğuz Adınır hocanın kitabında da belirttiği gibi şimdi Pınar hocam da söylüyor. Şimdi hastalık örneğini veriyor. Dissimüle demekmiş gibi yapmak demek. Simülasyon ise bundan farklı. Dissimüle de nasıl diyelim? Hastalık taklidi yapıyorsunuz. Tamam mı? Yani siber gerçek de biraz böyle. Yani gerçekliğin şey haline getiriyorsunuz. Ama simülasyonda hastalığın semptomlarını ürettiğini düşünün kişinin. Yani biz hastalığı nasıl anlıyoruz? Onun semptomlarından anlıyoruz. Peki o semptomları üretebiliyorsa kişi o zaman gerçeği simülasyondan ayırma imkanımız kalmıyor. Çünkü bizim o yani eski sistemimiz bu ayrıma dayalı. Yani semptomların taklit edilememesine dayalı. Doğrudan semptomları gösterememeye dayalı. Semptomlardan yola çıkmaya dayalı. Bunun aynısını yaptığımızda o zaman da ne oluyor? Bütün buna göre düzenlenmiş sistemler artık çöküyor, işlemez oluyor. Yani mesela işte orada başka örnek veriyorlar. İşte asker eklemek için deli taklidi yapıyor. Deliliği nereden anlayacağız? Onun testleri var, bilmem neleri var diyor. Tamam. Adam bütün semptomları tam olarak gösteriyorsa ya gerçekten delidir diyeceğiz. Çünkü başka bir şey yok, imkan yok. Nasıl ifade edebiliriz yani? İşte buradaki simülasyonun gerçekle olan ilişkisi böyle bir karşıtlık ilişkisi değil yani. Gerçeğin bir sahtesi değil. Tam da onu aşmış bir şey. Ondan fazla. Gerçek ve sahtenin karşı karşıya geldiği noktadan çok uzakta. Bu da böyle bir sistem de işte simülasyon toplumu da bütün eski kavramları sorgulanır hale getiriyor diyor. Şimdi en temelden baktığımızda göstergeler nasıl çalışır?
gösterge var. Bunun işaret ettiği bir gerçek var. Bunların ikisinde arasında bir ilişki var. Tamam mı? Şimdi simülasyon toplumunda bunların ikisindeki arasındaki ilişki kesilmiş. Yok. Hamile kadınların eşlerinin de semptomları göstermesine simülasyon diyebilir miyiz hocam? Şimdi şöyle, hamileliği nasıl tanımladığımızla ilgili. Hamilelik. Hamileliğin semptomlarına nasıl bakıyoruz? Mesela bir cihazla karnına bakıyoruz ve orada çocuğu görüyoruz. Kan testlerini yapıyoruz ve hormon değişimlerini izliyoruz. Bir kişi tüm bu ölçümlere doğru semptomları verebilirse hamile olanı olmayanı nasıl ayırırız? Ayıramayız yani. Anlatabiliyor muyum? Simülasyon öyle bir simülasyon. Demek ki burada semptomlar ve bizim gerçekliğe ulaşmak için kullandığımız araç ile ilgili de bir mesele var. Yani biz hamileliğin hakikatine ya da bir hastalığın gerçeğine nasıl yaklaşıyoruz? Semptomları analiz ederek yaklaşıyoruz ve bunu da sahte ve gerçeğin ikiye ayrıldığı, bir karşıtlık içinde olduğu bir düşünce dünyası üzerinde yapıyoruz. Şimdi yeni gelişmeler bizim gerçeğe ulaşmamızdaki bu yöntemin işe yaramadığı bir noktaya işaret ediyor. Ve artık gerçeklik ve sahtenin karşı karşıya olmadığı bir toplumsal yapıyı işaret ediyor ki burada, bu noktada ideoloji bile anlamsızlaşıyor. Neden? Çünkü bir karşıtlık, ideal gibi şeylerden soyutlanmış bir makine gerçekliği var. Bizim gerçekliğimizden daha gerçeğe yakın. Mesela şimdi çıplaklık. Bir insanın karşısında çıplak olmaktan utanıp çekiniyor insanlar, değil mi? Evet. Doktora gittiğinizde utanmamaya çalışıyorsunuz da yine de yani böyle sıkıntı çekenler var. Şimdi öyle bir noktaya gelindi ki düşünün, sizin kıyafetlerinizle bir makineye koyulduğunuzu düşünün. Sizin kemik yoğunluğunuzdan, yani şey gibi o yuvarlak şeyin içine sokuyorlar ya, neydi o makinenin adı ya? Manyetik rezonans mı? MR gibi bir şey işte. Üzerinizde kıyafetleriniz varken sizin teninizin üstüyle sınırlı çıplaklığınızın da ötesinde hücrelerinize kadar görebilmesi doktorun, işte bu nokta çıplaklık ve giyiniklik, örtüklük ve açıklık karşıtlığını bile ortadan kaldıran bir şey haline dönüşüyor. Teknik bu imkanı veriyor. Çıplak değilsin, yatıyorsun orada ama sen hücrelerine kadar gözüküyorsun. Yani mahremin neresiyse, sen artık yani DNA'nsa senin mahremin, ta DNA'na kadar gözüküyor. Demek çıplaklık kavramı biraz farklı. Aynı şekilde baktığınız zaman sizin tüm mahrem bilgilerinizin internetten ediniliyor olması, devlet karşısında mesela çırılçıplak bir vatandaşı işaret ediyor. Değil mi? Evet. Şimdi birazcık böyle orasından burasından kaldırmaya çalışıyoruz. Ne demek bu simülasyon, nasıl bir şey diye. Şimdi göstergeyle gösterilen arasındaki ilişkinin kopmuş olduğu bir toplumsal yapıyı tabii ki ifade ederken Baudrillard da Marx'tan da Frankfurt okulundan da faydalanıyor. Marx'tan
üretim süreçlerine yabancılaşmayı alıyor. Frankfurt Okulu'ndan da o kültür endüstrisinin şeyini alıyor ve üretim süreçlerine yabancılaşmış insanın kültür endüstrileri vasıtasıyla bir gerçekliğe alıştırıldığını ve bunun da onu işte simülasyon evreninde yaşatmaya başladığını ifade ediyor simülasyonu açıklamaya devam ederken. Şimdi bunu nasıl ifade edebilir? Bir kelime var. Ve bu kelime gerçeği ifade ediyor. Diyelim işte hep verdiğimiz örnektir. İşte inek kelimesi gerçek bir inekle karşılaşmış olan birisi için kafasındaki o ineği işaret ediyor. Tamam. Hiç inek görmemiş bir insan için ise kültür endüstrisinin ürettiği mor inek gerçeğin çarpıtılmış bir hali olmaktan öte bir şeye dönüşüyor. Gerçeğin kendisine dönüşüyor. Anlatabiliyor muyum? O yüzden ideolojiden farklı diyor Karl Marx'ın ifade ettiği. İdeoloji Karl Marx için nedir? Yani bir şeylerin yani buğulu gözlükler arkasından bakmak ya da şey bir gerçekliğin çarpıtılarak insan zihnine yerleştirilmesi, öyle ifade edilmesi ideoloji gerçekliğin çarpıtılarak. Burada öyle bir nokta geliyor ki bu mor ineğin sahtesi olduğu, yani sahte olarak düşünürsek mor ineği, sahte olarak düşünürsek gerçeği olan bir şeyde inek kavramı da yok. İnek de yok. Neden yok? Hayatımızda yok. Neden? Çünkü üretim süreçlerine yabancılaşmış olan çocuk sütün buzdolabından geldiğini düşünüyor. İnekten değil. Artık böyle bir gerçekliği kabul etmiş durumda insanlar. Yani işte et reyonuna gidip efendim pirzolayı, bifteyi, böbreği bilmem neyi alırken iyi insanlar alıyorlar bunu sunumları vaziyetiyle böyle. Ve bu paketlerin üzerinde neredeyse böyle teşekkür eden karikatürleştirilmiş şeyler var. Animasyon çizgi film gibi hayvan figürleri var. Böyle gülüyor Nancy. Beni yediğiniz için teşekkür ederim gibi. Kendi yavruma vereceğim sütü aldığınız için sağ olun der gibi mutlu olan mesela o Fransız lavaş kiri var ya. Lavaş kiri ne demek? Lavaş, inek Fransızca. Kiri, gülen inek. Ya yavrusunun sütünü alınca inek niye gülsün? Ama öyle bir gerçeklik var ki artık bizim için gerçeklik, bizim için bu inek resminin, lavaş kirinin, yani gülen ineğin ifade ettiği gerçeklik içerisinde yaşıyoruz. Ve içinde yaşıyoruz ve ineklerin böyle bu çizgi şeydeki gibi, çizgi çizilmiş gibi güldükleri, yavrularının sütünü aldığımız için memnun oldukları ya da işte reklamlarda gördüğümüz yeşil ve nerede olduğu belli olmayan çimenlik bir çiftlikte hiç başında çoban olmadan, hiçbir şey olmadan dans eden inekler gerçekliği var. Bu ineklerin gösterdiği, bu dans eden ineklerin gösterdiği asıl inek üretim süreçlerine yabancılaşma yüzünden o çocuğun gerçekliğinde yok. O çocuğu bir kere mezbahaya götürmemiz yeterli. İnek gülüyor mu, gülmüyor mu? Oradan anlaşılır. Asıl gerçeklikten uzak simülasyon hayatı yaşamak böyle bir şey. İlla siber kültürle, dijitalleşmeyle tabii ki alakalı ama anlayış açısından da böyle bir şey. Bir simülasyon. Sanki böyle tek tek pirzolalar var. Efendim pirzolayı çıkarabilmek için kuzu, bakın kuzu, daha büyümemiş bir hayvanı kesmemiz gerekiyor. Yani hayatına son vermemiz gerekiyor. Onun derisini yüzmemiz gerekiyor. İç organlarını çıkartmamız gerekiyor. Kolunu, bacağını koparmamız gerekiyor.
göğüs kafesini parçalamamız gerekiyor ve göğüs kafesindeki her bir kaburgayı tek tek kesip ondan sonra pirzola yapmamız gerekiyor. Bu gerçeği gerçekliğinden çıkarmış, gerçeğin bu bölümünü çıkarıp sadece pirzolanın sunuluş biçiminden itibaren gerçeği başlatan bir insanların yaşadığı toplumsal yapıdan bahsediyoruz, simülasyon toplumunda. Nasıl bir simülasyon bu? Artık gecenin karanlığına şaşıran bir insanlık. Çünkü gecenin karanlığını aydınlatabiliyoruz. Kışın üşümesine şaşıran bir insanlık. Yazın terlemeye şaşıran bir insan. Ya yaz sıcaktır, kış soğuktur, gece karanlıktır. Ama biz teknolojik imkanlarla öyle bir gerçeklik, öyle bir toplumsal yapı oluşturuyoruz ki, öyle bir yapı oluşturuyoruz ki artık bu gerçeklikten kopmuşuz ve bir simülasyon toplumunda yaşıyoruz. Gecelerin aydınlık olduğu, böyle yukarıdan gelip de böyle gülen ineklerin bize sütlerini verdiği, böyle marul gibi pirzolların yerden yetiştiği falan böyle bir toplum. Mehmet Emin Ünal demiş ki koronanın tarımsal üretim etkisinden ziyade market stokların etkisini konuşulmaz. Evet, koronanın nasıl ele alındığı da bir simülasyon toplumu. Onu da başka türlü ele alacağım. Lütfen hatırlatın onu. Yani böyle bir üretim süreçlerine yabancılaşmış olmaktan kaynaklı bir şey var. Yani önceden adam diyor ki mesela ısınacak mısın? Köydesin, ormandasın. Gidip odun kesmen lazım. Odunu alıp getirmen lazım. Bu odunu yakman lazım. Onlarla ısı elde etmen lazım. Bunun bir emek ve insan emeği ürünü olduğunu o zaman fark ediyorsun. Ama şimdi kombiler sayesinde mesela biz şimdi diyor daha soba daha insanca diyen retrocu gençler var. Bunu kaçırıyorlar işte bu noktayı. Evet, soba gerçekten daha insanca ama şu noktada daha insanca. İşte ısınacaksan odunu toplayıp getiriyorsun. Burada bir insan emeği var. Sobada da nispeten öyle. Kömürü getiriyorsun, yakıyorsun falan feşman. Dolayısıyla elde ettiğin bu sıcaklığın, bu ısının bir insan emeği sonucu olduğunun farkına varıyorsun. Ama gittikçe sadece bir düğmeyi çevirerek ısınan insanlık, bu imkanın insanlar tarafından değil, sistemin kendisi tarafından oluşturulduğuna dair bir yanılgı toplumunda yaşamaya başlıyor. Yani sanki o zaten doğalgaz öyle gelecekmiş gibi sanki. O boruyu oraya döşeyen bir insanlar var. O gazı yerden çıkaran bir insanlar var. Bu bir insan emeğidir. Ama öyle bir simülasyon toplumu ki insan emeği yavaş yavaş silinmiş. Aklımıza önce o gelmiyor yani. Veya insansızlaştırılmış, robotikleştirilmiş üretimlerle insan emeğinin de uzaklaştırıldığı bir nokta. Bir süreç, dehumanization dediğimiz insansızlaştırma süreci, farklı boyutları da olan insansızlaştırma sürecinin de yaşandığı bir toplum, simülasyon toplumu. Şimdi işte simülasyona biraz farklı yönleriyle yaklaşmaya çalışıyoruz simülakr meselesine ve simülasyon toplumuna. Şimdi dediğim gibi önceden de bir şeyin baktığınız zaman şeyini yapmak, sahtesini yapmak ya da mış gibi yapmak şeydi, tamam. O da bir simülasyondu ama bu derece simülasyonda, günümüz zamanındaki simülasyonda gerçeklik artık kayboluyor. Lavaşkiri gibi, gülen inek gibi yani. Yani artık onun hayatında o inek yok. Yani böyle gülen bir inekler var yani. Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Bizim yaptığımız bir üretim kampı vardı, efsanevi. Benim dedemlerin köyünde biz 2 gün kamp kurduk ve köylülerin işlerini yaptık. Tabii ineklerin yanına da gittiler, tarlada ektiler falan. Orada da
çadırda kaldılar falan böyle işte. Hatta ineklerin gübresini de temizlediler. Ama tabii herkes New Balance ayakkabılarıyla ağıra girince bokun içinde gördükleri ortamdan hiç hoşnut kalmadı bizim gençler. Niye? Çünkü o üretim sürecini hiç görmemişlerdi. Bazıları. Bazıları görmüştü ama bazıları gerçekten bu sütün geldiği, sütü bize veren bu hayvan nasıl bir hayvan? Hiç bu kadar yakın bir süreç, hiç bu kadar yakın bir mesafede olmamışlardı onlara karşı. Onların yaşadığı yerlere hiç bu kadar yakın olmamışlardı. İlk kez görüyorlardı. Dijital Pınar Hocam demiş ki dijital ortama animasyonun hakim olması hiper gerçeklik mantığına doğrudan ilintili. Çok doğru, ona da gelelim. Şimdi bu çocuklar görmüşler. Hatta hiç unutmuyorum. Bu şeyden sonra ben de köyün kahvesinde çay içiyordum. Bunlar bunu yaparken. Ondan sonra römorkun arkasında gelmişlerdi. Bir tanesi bana şey demiş. Dedim nasıl gitti ineklerle olan durumunuz? Böyle utanır vaziyette şey demişti. Hocam inek olduğu yere sıçtı. Yani kafasında o lavaş kiri var, anlatabiliyor muyum? Ya da böyle işte o Candan Erçetin'in şarkısını söylediği sütaş inekleri var falan. İnek bu, inek yani. Çocuk gibi işte. Bakacaksın yani. Çocuk gibi olduğu yere sıçıyor işte. Bu yani. Ama orada nasıl bir simülasyon toplumunda yaşamış olduğumuza dair bir gerçek yüzleşmeyle karşı karşıya gelmişler. Tam da bu yani gerçekten. Yani o şey inek çiziminin bir gerçek, bizim kafamızdaki göstergesel sistemde artık gerçek bir ineği göstermediğinin, öyle bir toplumsal yapıda yaşadığımızın çok güzel bir örneğiydi o şey. Şimdi tabii bir şey simülasyon yapabilirsiniz. Dediğim gibi bir şeyin resmini yapabilirsiniz. Aradaki ama sahte ve gerçek arasında bir çatışmanın olduğu bir yerde o düzey olur. Simülasyon düzeyi olur. Sahte ve gerçeğin birbirine farklı olduğu ve neden? Değer açısından birbirinden farklılaştığı nokta. Sahte ve gerçeğin. Sahte ve gerçek nasıl birbirinden farksız hale gelir? Sahte ve gerçeğin değerinin birbirinden fark etmediği bir noktada artık sahte ve gerçek arasında bir farklılık kalmaz. Değerleri arasında farklılık yoksa aralarında bir farklılık kalmaz. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Pınar Hocam dediği gibi dijital ortamda animasyonun hakim olması dediğimizde şimdi bir gerçekliğin fotoğrafını çekmek, modellemesini yapmak var ama hiçbir gerçekliğe ait olmayan sadece bilgisayar ortamında üretilmiş bir gerçekle de bir film çekebilirsiniz. Ve artık onun bir gerçeği yoktur. Onun bir gerçeği yoktur. Şimdi burada da yine modcuların zor anlaşılan noktalarından bir tanesi ama belki daha mantıklı gelebilir size. Gerçek ve sahte arasında bir değer farkının olmadığı bir noktada artık gerçek ve sahte arasında da bir çatışma olmuyor. İkisi arasında da bir fark kalmıyor. Onun verdiği meşhur örneklerden bir tanesi ve artık ortadan kalkmış oluyor ve baktığınız zaman iktidar açısından baktığınız zaman da iktidar nasıl diyelim? Eskiden düşündüğümüzde göstergelerle kendini ortaya koyan, kendi düşünce biçimini ideoloji olarak bastırarak gerçekliğin insanların kafasında çarpık bir halini oluşturmaya çalışan bir şeydi. Şimdi diyor ki simülasyon toplumunda iktidar görünmez oldukça görünür oluyor. Görünmez oldukça görünür oluyor. Güçsüz oldukça eleştirildik, kendini eleştirdikçe güçleniyor. Çünkü mesela Watergate skandalı diyor. Watergate skandalı. Hani şu Amerika'da işte ekonomik kriz meselesi yüzünden finans sektörün yaşadığı büyük bir kriz, insanların intihar ettiği falan filan skandal Watergate. Şimdi o Watergate skandalı için diyor ki mesela sistem kendisi üretir bunu, yapmak ister. Neden? Çünkü
bir skandal yani rasyonel veya ahlaki, moral bir ekonominin içerisinde münferit bir olayın ortaya çıkarılması, buna münferit olay denmesi basında ya da medyada münferit olay denmesi, ha geri kalanı temizleyen bir deterjan vaziyeti gösteriyor. O gösterge, yani bir Watergate haberi dolayısıyla münferit ve kötü bir olay olarak baktığımızda daha iyi bir şeyler olduğunu işaret eden bir gösterge. Bu münferit hali, asıl hali gerçek ve iyi. Bunu çıkarttığımız zaman genelde iyi. İşte buradan anlayabiliriz Baudrillard'ın lafını. Bu bir simülakrıdır. Neden? Watergate skandalı bir simülakrıdır. Neden? Çünkü baktığınız zaman bu bir münferit olay olarak, kötü bir olay olarak durduğunda biz bunun iyisi olduğunu, çatışma içerisinde ya, yani her şey gerçek sahte gibi, iyi kötü gibi çatışmalarla algılıyoruz ya bir şeyleri. Bir şeyin kötü olduğunu gördüğümüzde iyisinin varlığını, yani kendi karşıtını varsaydırıyor bize. Bunu kişisel ilişkilerden şöyle ifade etmeye çalışayım. Mesela birisinin size şöyle söylediğini düşünün. Mesela, ben aslında böyle biri değilim. Bir davranış yaptı ve dedi ki ben aslında böyle birisi değilim. Bu hali onun bakıyorsunuz bu benim bu halimle değerlendirme beni dediği zaman karşılık açısından demek ki böyle biri değilmiş gibi bir başka gerçeklik kuruyor. Bunu söylemem benim. Anlatabiliyor muyum? Ya da işte koşu yaptık. 10 saniyede koştum diyelim ki. Diyorum ki bu benim en kötü halim. Şimdi en kötü hali 10 saniye. Ha. En kötü halim 10 saniye cümlesi karşılık açısından ne ifade ediyor bana? Demek ki bu kötüsü. Daha iyisi de var. Tamam mı? Kendi karşıtını garantiliyor yani. Var ediyor, garantiliyor. Tamam mı? Aynen Watergate skandalı da münferit bir olaydır bu ekonomimizde, kapitalizmde münferit bir olaydır, ortaya çıkarılmıştır ve tedavi edilecek ya da işte kesilip atılacaktır diye bu olayı münferit olarak ortaya koymak, münferit olmayan gayet rasyonel ve ahlaki bir sistem göndermesi ile birlikte öyle bir sistemin, ekonominin ahlaki ve rasyonel bir ekonomik sistemin garantörlüğünü yapan bir göstergedir. Simülakridir. Ne, şimdi hatırlayalım. Ne diyordu simülakri için Baudrillard? Ardında bir gerçeklik olmadığını gizlediği için gerçektir simülakr. Bu münferit bir olaydır derken ifade ettiği şey arkamda benim, ben bir olayın göstergesiyim. Ama arkamda, yani ben kötü haliyim ama iyisi var. Geri kalanı iyi diyordu ya. Geri kalanın iyi olmadığını gizleyen bir işlev görüyor. Yani zaten nasıl diyelim, kötü yani ahlaksız, acımasız ve rasyonel işlemeyen bir sistemi içerisinde görünür hale getirdiğiniz zaman bir küçük örneğini ve bu münferit dediğiniz zaman o küçük örnek bir skandal olarak medyada yankılandığında bu demokratik bir tavır olmaktan ziyade, görünüşte öyle olması, olması gibi öyle olmaktan ziyade tam da tersi, bu münferit olaydır dediğimizde, ha bu böyleyse demek ki
geri kalan çok ahlaki ve rasyonel diye düşündürdüğü için bizi kendisi tam da ahlaki ve rasyonel olmayan bir sistemin, yani ahlaki olan ve rasyonel olan bir sistemin olmadığını gizleyen bir simülakr olduğu için Watergate'i örnek olarak almış baktığımız zaman. Aynı şekilde şimdi gelelim Körfez Savaşı için söylediğine. Körfez Savaşı'nda da savaş için yalnızca televizyonda yayınlanmış olması onu simülakr ya da simülasyon yapmıyor. Savaşların kendisi bir simülakrdır diyor. Neden? Vietnam Savaşı için de böyle diyor. Neden? Savaşmak için savaşmıyor insanlar diyor. Daha büyük bir şey var ortada. Bir mesela orada Vietnam meselesinde de Çin'in artık nükleer güç kulübünün içerisinde yer alacak büyük bir güç olarak tanınması ama çok da şey yapmaması, yani sessizliğini koruması anlaşmasına giden yoldaki bir sahneleme, bir sahne diyor yani. O bir savaş değil. Yani bir savaş, topyekün bir savaşa baktığınız zaman öyle değil diyor, yani eskisi gibi değil. Anlatabiliyor muyum? Yani dolayısıyla şimdi televizyonda gösterilen gösterge işaret ettiği şey gerçek bir savaş değil. Bir oyun diyor yani. Evet, gerçekten insanlar ölüyor ama hani o vatanıma saldırdı, bu işte bilmem ne yaptı falan değil. O zaten planlanmış bir hikayenin bir şeyi. Zaten bir sürü uluslararası skandal bunu gösterdi. Yani biliyorsunuz bu kimdi? Söyleyin lütfen. İran'ın meşhur komutanı öldürüldü ya. Neydi adı? Amerika tarafından bombalandı ya. Tabii ya. Kudüs komutanı işte. Meşhur. O da. Suriye, hatta Irak'ta mı? Evet, Mehmet Emin, evet, Süleymanlı bir şeydi. Ben tam hatırlayamadım ama ben, belki internetten bakmak isteyenler de görebilirler. Süleymani, evet Bilal hocam. Süleymani, Osman, doğru. Semih, İbrahim, tamam, doğru. Kasım Süleymani, Doğancan, evet. Şimdi o da bir simülakr mesela. Simülakr. Şimdi diyeceksin ki, aa, dijital değil, sanal değil. Nasıl simülakr? Bayağı adam öldü ya falan. Evet. İşte Baudrillard da bunu kastediyor zaten. Anlatabiliyor muyum? Bunu kastediyor. Teknoloji, yani dolayısıyla bizim Süleymani'nin öldürülmesi haberi bir gösterge olarak bir komutanın öldürülmesini gerçeğini işaret etmiyor. Tamam mı? Onu işaret etmiyor. Orada olan şey çünkü bir komutanın öldürülmesi değil. Amerika ve İran'ın bir anlaşmasının sonucu. Ama haber bize bunu sunmuyor. Haber bize bir ülkenin diğer ülkenin komutanını öldürdüğünü söylüyor. Sonuçta ne oluyor? Osman demiş ki gerçek bir savaş riski yoktur. Çünkü biz simülasyon ve kontroller çağındayız. Savaş sadece medya simülasyonlarında vardır ve gerçek çarpışma sadece bir simülakrumdan bir şey değildir demiş diyor. Baudrillard demiş değil mi Osman? Anında da alıntıyı yapıştırırım diyor Osman. işte hani marangoz keseriyle ya da testeresini kullanmaktaki ustalığıyla şey yapar ya akademisyenler de, kitabı çok, bu Batı'nın en hızlı kitap çeken, alıntı yapan adamıyımdır ha falan diye. Çok teşekkür ederim Osman. Tam da bakın ne kadar güzel açıklamış. Şimdi Bolcuların kitabındaki o cümle çok daha açık oldu değil mi? Hani bu anlattığım şeyden sonra. Yani çünkü ne oldu o olay olduktan sonra? Ya yani sen bir ülkenin komutanını öldüreceksin. Büyük genelkurmay başkanı gibi. Ve ne olacak? O da kalkacak 10-12 tane roket atacak. Ama kimse ölmeyecek. Fakat Ukrayna'ya giden bir uçak düşecek. Ve diyecekler ki teknik arıza. Ondan sonra. Sonra her şey ortaya çıkacak. Meğersem ortada ne? Efendim Süleymani zaten İran'da yükselen ve siyasi bir güç
güç olmaya başladığı için hem Moğollaların hoşuna gitmiyor, hem Kudüs'te baskılısı bilmem nesi yüzünden Amerika'nın hoşuna gitmiyor. Siyaseten artık ömrünü doldurduğu düşünülüyor ve ikisinin de uzlaştığı bir nokta. Ben onu öldüreyim ama sen de şimdi karşı çıkmasan olmaz. Ne yap? Sen de şu tarafa 8-10 tane şey at. Füze at. Boşa. Olur tamam öyle yapalım falan diye. Biz ne duyuyoruz şeyden, televizyondan ne görüyoruz? Bir ülkenin, bir başka ülkenin genelkurmay başkanı düzeyindeki bir komutanına suikast yaptığını duyuyoruz. Ha. Peki bu haber bir gösterge olarak gerçeği mi gösteriyor? Yoksa bir gerçeğin olmadığını mı gizliyor? Bir ülkenin bir ülkeyle çatıştığı gerçeğini işaret eden bir gösterge olarak bu haber, bir ülkenin, iki ülkenin çatışmasının olmadığını gizleyen bir simülakr oluyor. Bu televizyon haberi. O yüzden Körfez Savaşı da bir simülakr. Sanırım biraz daha açık olmuştur, değil mi? İfade edebildim mi acaba arkadaşlar? Bodcuların bol bol yanlış anlaşıldığı bu simülasyon meselesini anlatırken hakikaten zorlanıyorum ama umarım ifade edebilmişimdir yani. Simülasyonu, simülakrı hep böyle işte ya bir şeyin sahtesi, işte sanal ortam, onlara döndük, sanal ortamlarda yaşıyoruz vallahi falana getirdiler. Ama Bodcuların ifade ettiği şey farklı gördüğünüz gibi. Süleymani'nin katli bir simülakr. Vietnam Savaşı bir simülakr baktığınız zaman. Belki neydi bu Afganistan'da uzun süre saklandı da sonra Pakistan'da galiba öldürüldü şey lideri, terörist lider. Amerika'nın öldürdüğü neydi ya? Tam bilemedim, adını hatırlayamadım. Bak adamı unuttuk bile ha. Neydi ya? Bin Laden. Bin Laden de bir simülakr belki. Saddam. Saddam'ın yakalanıp idam edilmesi bir simülakr değil mi? Biz idam edilmesinin haberi bir simülakr. Neden? O haber bir gösterge olarak neyi gösteriyor? Bir diktatörün pençesinde kıvranan bir halkın kurtarılmasının sonucunda diktatörün yaptıkları yüzünden cezalandırılması ve demokrasinin geliş süreci. İşte o haber bunun böyle olmadığını gizleyen bir gerçeklik olduğu için bir simülakr. Burası, buraya kadar oldu mu? Şey yaptık, simülakrı anladık. Simülasyon toplumu da böyle bir şey. Bunu tamamız değil mi? Kafaya takılan bir şey varsa hemen buradan şey yapayım. Şimdi söyleyeyim. Bakayım, hiç yazan da yok. Gayet anlaştım. Mehmet Emine, Brunson olayı da bize özgü bir simülakrı diyebilir miyiz diyor. Diyebiliriz. Ama hangi gerçeği işaret ediyor? O şu gerçeği işaret ediyorum iddiasındayken neyin olmadığını gizliyor. Ona bakmamız lazım. Şimdi işte Mehmet Emin Bodrular diyor ki öyle bir toplum geldi ki artık öyle bir gerçeklik içinde yaşıyoruz ki hayatın bildiğimiz gibi olmadığını gizleyen bir simülasyon içerisinde yaşıyoruz. Yani öyle bir gerçeklik içinde yaşıyoruz ki onun göstergelerinin işaret ettiği gerçeğin var olmadığını varmış gibi şey yapıyoruz. Ama öyle bir gerçeklik yok diyor yani. Ama o simülasyonun içerisinde yaşıyoruz. Bu projenin getirdiği imkanlar dolayısıyla ve insanların çalışma koşulları bilmem ne dolayısıyla üretim süreçlerinden, endüstri, kültür endüstrisi meselesinden
üretim süreçlerine yabancılaşmış olması meselesi. Hepsi bir araya katıldığında, hepsini bir araya kattığımızda zaten böyle bir matriksten bahsediyoruz. Böyle bir anlayıştan bahsetmeye başlıyoruz. Sonra bu siyaset alanında böyle, işte üretim, ticaret, reklam alanında böyle, haberler alanında böyle, ama asıl mesele düşünsel alanda. Artık sahte ve gerçeğin birbirinin arasında fark olmaması. Neden? Sahte ve gerçek arasında bir değer farkının olmaması. Simülasyon toplumunda. Şimdi bunun için diyor mesela Walter Benjamin'den örnek vermiş. İşte McLuhan'dan örnek vermiş. Walter Benjamin de diyor ya sinema hakkında falan. Yani sinemanın bir resimden farklı olarak ifade ettiğimizde sinemanın mesela kaç kopyası yapılıyor ve sinema salonlarına dağıtılıyor. Sinemanın 800. işte Adıyaman'daki 800. oynayan kopyasıyla işte İstanbul'daki 300. kopyası arasında bir değer farkı yok. Kopyalar arasında bir değer farkı yok. Dolayısıyla orijinalin bir kıymeti yok. Dolayısıyla orijinal yok. Kopyaların birbirini kopyaladığı bir döngü var. Sonsuza kadar dönebilecek bir döngü. Ölümün yok edilişi. Anlatabiliyor muyum? Buna da böyle değer bakabiliriz. Bir gerçeğin ölümünün yok edilişi. Bir sürekli kopyalar döngüsü içerisinde bir orijinalin olmayışı. Bir orijinal bir başlangıcı ifade ediyor ve tabii ki de sonu da ifade ediyor, başlangıç olduğu için. Ve bir başlangıç konusunda en değerli o ve sahteleri yapıldıkça değerini kaybeden bir gerçekliği görüyoruz. Ama buradaki gerçeklik kopyalar olarak, kopyaların kopyaları olarak ve artık orijinalin bir şey ifade etmediği, ortadan kaybolduğu, bir değer ifade etmediği, kopyaların kopyalanması imkanı tanıyan bir teknolojik sistem içerisinde bir ölümsüz döngüye girmiş bir gerçeklikten bahsediyoruz artık. Kopyalarını alabilmemiz. Evet, medya gerçeği, gerçeği değil, hiper gerçeği oluşturuyor diyor. Zaten Osman'cığım işte söylediğim gibi hiper gerçekte ne oluyor? Hiper gerçekte birinin ifade eden bir gerçeklik. Biz bununla yaşıyoruz ve bunu gerçeklik olarak kabul ediyoruz ama bunun altında öyle bir şey yok yani. Ya da bir ekonomik skandal ortaya çıkıyor. Suçlular yakalanıyor, cezalandırıldı, bilmem ne yapıldı falan, feşman, böyle de rezillik olmaz. Tüm terbiyesiz herifler, ahlaksızlar falan. Onlar bu ahlaksızlıklarıyla falan tüm bir ahlaksızlık temeline kurulmuş sistemi görünmez hale getirip sistemin ahlaklı olduğu gerçeğini garantiliyorlar. Yani insanları sömürmeye dayanan ve korona meselesinde gördüğümüz gibi insan hayatından daha önemli olduğu düşünülen, kapitalin daha önemli olduğu düşünülen bir yapının içerisinde efendim böyle şey olur mu? İşte bak gördün mü, işte rüşvet vermişler falan. Zaten böyle dönüyor iş. Yani hangi ahlaktan bahsediyoruz? Hangi ahlaktan bahsediyoruz? Ya da şöyle düşüneyim, daha da aklımızda kalsın diye çok kötü bir örnek vereyim. Birisi size tecavüz ediyor ve siz birisi de gözlemliyor bunu. Siz tecavüze uğrarken adam, diyorsunuz ki adama hayvan herif, ya da kadına hayvan kadın. Ve o gözleyen kişi diyor ki bu söylemlerle nereye varmaya çalışıyorsunuz? Sizin bir başka insana hakaret etme hakkınız var mı? Ulan adam tecavüz ediyor bize ya. Anlatabiliyor muyum? İfade etmek istediğim nokta zaten buydu. İşte ne yapıyor? O ortamı, bir tecavüz gerçeğini tartışma programları diyelim ki, ne gerçeği olarak gösteriyor? Bir dilsel hakaret ve bir ahlaki problem tartışmasına dönüştürüyor ve ardında bir tecavüz olduğunu
gizliyor. Bu yüzden bir simülakr oluyor. Şimdi tabii düşünce biçimi açısından da baktığınız zaman gerçekte insanı uzaklaştırıyor. İşte yani bir asıl gerçekliği olmamak gibi. Asıl gerçekliği olmamak gibi. Yani artık mesela sinema filminin kopyalarının asıl gerçekliği yok. Çünkü asıl gerçekliğin içinde yaşayacağı bir fauna, bir ekoloji yok artık. Çünkü ikisinin arasında bir fark yok. Orijinal ve kopya arasında. Ne açıdan? Değer açısından. Bir fark yok. Orijinali orijinal yapan şeylerden bir tanesi de onu üretenle ilgili bir şey, değil mi? Onu üreten otonom hale gelirse, otonom değil, anonim hale gelirse, görünmez hale gelirse teknoloji açısından. Çünkü bizim için teknoloji gittikçe opaklaşıyor. Üretim süreçlerine yabancılaşıyoruz dedik ya. Kimin ürettiğini biliyor musunuz? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Nasıl üretildiğini bilmediğimiz gibi kimin ürettiğini de bilmiyoruz. Aynı garsonların şey tavrı gibi. Ben çok dalga geçerim öyle garsonlarla bazen şey yaptığın zaman arkadaşlarla. Dalga geçmek dediğim yani espri yapıyoruz, gülüyoruz birlikte. Hatta bir keresinde şey olmuştu. Çorba içtik de ben de sonunda bir çay söyledim. Sağ olsun çocuk çayı getirdi ama limonu yok. Dedim ben limon alabilir miyim falan. Kalabalık tabii ortalık. Çocuk limonu unuttu büyük ihtimal. Şimdi geliyor geçiyor. Geçerken gözüne bakıyorum böyle. Acaba hatırlayacak mı diye. Geliyor geçiyor bakıyor. Hiç bizim limonu tamamen unuttu yani. Herhalde o karmaşada. Tam geçerken. Zaten işte gece 12-1. Çorbacıdayız yani. Bir sürü, ben içmiyorum ama bir sürü sarhoş var etrafta. Tehlikeli adamlar var. Tam geçerken yanımdan kolundan tuttum böyle çocuğu. Sen dedim beni hatırladın mı dedim. Çocuğun yüz bembeyaz oldu. Böyle nasıl korktu yazık. Abi dedi hatırlayamadım. Kimsiniz dedi. Dedim ben az önce limon isteyen adamım dedim. Getirir misin limonumu dedim. O anda hatırladı. Nasıl bir rahatlama. Koca bir limonu kesmiş getirmiş. Tamam mı? Şimdi onun gibi böyle unutan garsonlara şey diyorum yani. Gelirler size şey derler ya mesela. Çay söylemişsiniz 15 dakika olmamış. Sizi görünce aklına geliyor. Unuttu. Ve size ne der? Hatırlayın şimdi ne der? Çaylar gelmedi mi abi diyor. Ya çay kendi kendine mi gelecek? Sen getirirsen gelir. Çay kendi kendine gelir mi? Ama çayın kendi kendine geldiğinin kabul edildiği bir toplumda o zaman garson görünmezleşir. Anlatabiliyor muyum? Çayın nereden geldiğinin belli olmadığı, nereden geldiğinin belli olmadığı bir yerde de kimin yaptığının da önemi kalmaz. Ustada kalmaz. Eski kahvelerde ocak hemen girişindeydi. Ocak tam kahvenin girişindeydi. Ve adamlar ocakçıya göre yani çayı demleyen kişinin kim olduğuna göre karar veriyordu çay içip içmeyeceğine. Şimdi böyle bir şey yok. Şimdi kimin demlediği bilinmiyor. Anonim bir üretim var. Nasıl üretildiği de bilmiyor teknoloji sayesinde. Bilmiyoruz kim. Dolayısıyla kafamızda ürünün kendi kendine geldiğiyle ilgili bir inanış olmaya başlıyor. Bir insan emeği olmaktan çıkıyor bu. Ve ondan sonra işte biz de yavaş yavaş bunun simülasyonu içerisinde yaşamaya başlıyoruz. Osman ne demiş? Peki bu simülasyon evreninde sorun tamamen hiper gerçekliği alınmayan kitlelerde mi? Şimdi bu konuda tabii ki Bodriler çok nasıl diyelim umutsuz nihilizme vurgu yapıyor. Yani öyle bir şey ki işte insanlar toplumsal gerçekliği ancak şeyler vasıtasıyla kitle iletişim araçları vasıtasıyla aldıkları için
onların içine kapatıldıkları Neil Postman'ın söylediği gibi bir elektronik çadır içinde ve dışarıda başka bir gerçekliğe ulaşması bu teknolojik yapı açısından mümkün değil. Artık gerçeği kaybettik diyor yani. Mümkün değil. Artık böyle olacak. Sorun böyle algılayan kitlelerde evet. Neden? Çünkü ne olursa olsun şeyin söylediği gibi Çetin Altan'ın rahmetli her gün bir öküzü ya da boğayı boynuzlarından tutup yere çöktüren onlar. Döndüren onlar yani. Onlar buna inanmaya, hipergeçte yaşamaya devam ettikçe onlardan başkası değiştiremez. Ama onlar suçlu mu bu konuda diye baktığınızda orada da görüşler ayrılabilir yani. Eğitimsizlik, başka bir bilgi imkanı verilmemesi yüzünden falan fişman, çeşitli mekanizmalarla kültür endüstrisi falan ya da yaşama üretme biçimleriyle insanlar bu yola tevessül etmiş olabilirler ama evet onların sorumluluğunda, onların yapacağı değiştireceği bir şey, onların bu hiper gerçekte ayrılması gerekiyor. Yani ayılmak dediğim zaman Heidegger'in işte bir rüya gibi görüyoruz ya bunu işte ya bu gerçekliği. Kitleşim Marx'ın yarattığı bir rüya işte. İki ülkenin çatışıyor olduğunu düşünmek gibi. Yani anlatabiliyor muyum? Ya da Baudrillard'a göre kitleler anlam üretme yeteneği ve isteğine sahip değiller. Anlam üretmeyen bir insan düşünebilir miyiz? Böylesi bir insan toplum bir varlık nasıl sürdürebilir? İşte anlamı anlam nerede üretilir? Baktığınız zaman bir araya gelecekler, bir ritüel, bir şey olacak, bir ihtiyaç, bir şey olacak ve anlam üretecek. Onun yerine siz anlam üretmesine ihtiyaç olmayan bir yaşam tarzı yaşatırsanız veya orijinalin gerçekten ayrılmasının bir değer ifade etmediği bir toplum gibi anlamın artık önemli olmadığı bir fikir yapısı koyarsanız kimse anlam üretmeye de çalışmaz. Çok basit söyleyelim, çok basit söyleyelim. Bir ülkenin gençlerinin şiir yazması, aşk şiir yazması. Bir ülkenin kadınları şiir yazmayan erkeği kabul etmiyorsa o ülkedeki gençler mecbur şiir yazmaya çalışacak. Ama şiir yazmak trivialize edilmiş trivialize edilmiş, efendime söyleyeyim, banalleştirilmiş ve sarkastik bir yaklaşımla aşağılanan bir davranış biçimi olarak değerlendirilirse, doğrudanlığın ön plana çıktığı bir şey olarak aşk neredeyse çiftleşmeye indirgendiği bir toplum yapısı benimsetilirse, o zaman gençler şiir yazmaz, şiire de uzaklaşır. Anlam üretmez yani. Şimdi birçok şeyin anlamını üretebilmek için anlamın bir ihtiyaç halinde olması ve kaygı duyulması lazım. Buna bir ihtiyaç olmayınca o zaman onun da bir değeri olmuyor. Aynı şekilde eğitimin insanları birbirinden farklılaştıran bir değer unsuru olarak artık işlev görmediği bir yerde eğitimin de önem ve saygı taşımayacağı çok açık. Yani sistemin kendisi. Bu anlamda Baudrillard tamamen karamsardır tabii ki. Baudrillard'dan sonra Deleuze ve Guattari işte biliyorsunuz işte onlar da bu Matrix içerisinde tabii ki teknolojinin sunduğu imkanlarla özellikle yeni teknolojinin etkileşim imkanıyla birbirleriyle etkileşim kurabilecek insanların işte hatta bu etkileşim ve anlam üretebilme imkanları açısından İngiliz kültürel çalışmalarıyla onlardaki appropriation, kendileştirme gibi ya da kültürel direniş gibi şeylerle yani kendileştirme yoluyla kültürel direniş gibi imkanları bu tek yönlü kitle iletişimi çağında, gerçekliğin onun tarafından üretildiği çağda bu anlamın karşısına bir karşıt anlam üretebilecek imkanı nasıl sağlanabilir dendiklerinde işte
Deleuze ve Guattari, Deleuze'ün de işte rizom kavramını gündeme getiriyor. Rizom bir mantar türü. Hiçbir zaman vücut bulmuyor ama dağınık bir network şeklinde ama bir ağacı devirebiliyor. İşte bir başsız, belki işte daha sonra Hakim Bey'in de ifade ettiği işte bu temporal autonom zones dedikleri geçici otonom bölgeler, daha sonra permanent autonom zones, kalıcı otonom bölgeler gibi, yeni toplumsal hareketler gibi hareketlerin işte bir çıkış yolu olabileceğini söylüyorlar. Anlatı ve anlamı, anlam üzerindeyiniz, önem anlamsızlaşıyor. Hayır, niye anlamsızlaşsın Semih? Biraz önce bahsettiğim hiper gerçeklik bir anlatı. O anlatının içerisinde bunun anlamını var etmeye çalışıyorsun. Düşün. Yani koronavirüsün anlamı üzerine hangi anlatı içerisinde bunu var edeceksin? O işte bir şey baktığımız zaman. Aynı şekilde Süleymaniye'nin öldürülmesi anlamlandırılacak bu olay. Nasıl anlamlandırılacak? İki ülkenin anlaşıp da böyle kirli bir iş yapması mı? Yoksa iki ülkenin birbiriyle çatışmasına sebep olan bir münferit olay olarak mı algılanacak? Hiper gerçeklik düzeyinde kitle erişimin sunduğu gerçeklik işte o iki şeyin birbiriyle çatıştığı gerçeği falan. Anladım. Ve işte o anlamı yaratmaya çalışıyor şeyler işte. Anlatarak, konuşarak, tartışarak, bilmem ne yaparak koronavirüs içinde böyle olduğunu söyleyebiliriz. Düşünme biçimi olarak anlamın önemsizleştiği bir toplumda, yani simülasyon toplumunda bu anlamın önemsizleşmesini bir başka kavram daha anlaşılır hale getirebilir. Katılabilirlik ve yabancılaşma. Şimdi sayısallaştırabildiğiniz bir şeyi ölçebilir, ölçebildiğiniz bir şeyi satabilir, satabilirsiniz. Satmak da zaten satılabilirlik de yabancılaşmanın pratiğidir derler. Sayısallaşma dolayısıyla anlamın ortadan kalkmaya başladığı bir şey haline dönüşüyor. Nasıl artık sayılar konuşuyor. Ona bir anlam atfetmek ihtiyacı duymuyoruz. Yani İngilizce biliyor musun sorusunun karşılığı olarak kişi bana şey diyor. YDS'den 58 aldım diyor. Şimdi İngilizce biliyor musun? Yani dolayısıyla bakın YDS'den 58 aldım. Dolayısıyla İngilizce biliyorum. İngilizce iyi biliyorum. İngilizce az biliyorum gibi bir sonraki cümleye ihtiyaç duymuyor kişi. İngilizce biliyor musun sorusunun cevabı 58 sayısı. Anlatabiliyor muyum? İngilizce bilmek dolayısıyla sayı ile cevaplanabilir bir soru haline gelmiş. Çünkü İngilizce bilmenin de karşılığı sayı. Yani gireceğiniz liste ya da alacağınız puan gibi baktığınız zaman onda bir sayı. İngilizce biliyor musun sorusunun karşılığı, cevabı biliyorum ya da bilmiyorum yani. Yani İngilizce biliyor musun sorusunun karşılığı şu kadar dakika içerisinde şu kadar sayıdaki test sorusunu çözebiliyorum demek. Ama anlamın olduğu yani ihtiyaç olduğu bir yerde bunun karşılığı nedir? İngilizce biliyor musun? İngilizce işte ne bileyim ne düzeyde biliyorum diyeyim. Derdimi anlatabilirim. İngilizce tartışabilirim ya da Shakespeare'i okurum orijinalinden. Bir felsefe metnini okurum gibi düzeyler söz konusu. Bu eskiden de böyleymiş. Mesela Osmanlı'nın Enderun'unda ki öğrencileri ya da işte kişileri böyle CV gibi yazarlarken mesela dil bilgisi bölümünde mesela işte Türkçe konuşur, Farsça bilir yazmıyorlar. İşte Farsça bilir hangi düzeyde hafızın şirazisini neydi o şiraz neydi o şeyin adı neydi dur bakalım hafızın neydi
Evet. Hafız'ın Şirazi divanını okur diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani adamın belirttiği düzey bu. Düzeyi belirtme biçimi bu. Şimdi aynı şekilde Farsça'da da sınav yapıyorlardır. Bir tanesine soruyorsun ki Farsça bilir misin? O da cevap veriyor. Hafız'ın Şirazi divanını okurum. Şimdikine soruyorsun. Farsça bilir misin? YDS'den 58 aldım. İki anlayış farkı arkadaşlar. İşte simülasyon toplumunda anlamın yok olmaya başlamasındaki teknolojiyle ilgili bölümü de böyle anlayabiliriz biraz. Teknolojinin baskınlığı konusunu ifade ederken artık gerçeğin olmadığı, kopyanın kopyasının döndüğü ve modellerin ön planda olduğu bir şey. En son olarak şeyi de anlatayım. Göstergelerin yani gerçeği gösterdiği iddia edilen ama artık gösterdiği gerçeğin var olmayan gerçeğin göstergelerinin gerçekten daha önemli olmaya başladığı bir dönem. Nasıl daha önemli oluyor? Bunu da metafetişizmiyle anlatmak mümkün. Ama önce basit bir örnekle başlayalım. Kimlik kartınız sizin bir göstergeniz, değil mi? Sizi işaret eden bir yer. Hani işte mesela diyor ya Eskişehir tabelası. Bu Eskişehir'i işaret eden bir tabela. Eskişehir'in kendisi değil yani. Aynı şekilde kimlik, değil mi? Kimliği ifade eden kimlik, bu bir gösterge. Beni işaret eden bir gösterge. Baktığınız zaman ben gerçeğim, o gösterge. Orijinal, sahte. Birincil, ikincil. Ama üniversiteye girmeye kalktığınızda birincil orada olmasına rağmen ikincil olan, gösterge olan yanınızda yoksa giremezsiniz. İkinci olan girer, birinci olan giremez. Yani göstergeniz sizden daha güçlü. Böyle bir sistemsel yapı içerisinde. Bu konuda yine Aziz Nesin'in Yaşar ne yaşar ne yaşamaz. Bunu şey yapalım. Tekrar bir hatırlayalım. Aynı şekilde baktığınız zaman insanlar kendi arasındaki ilişkileri düzenlerken kendilerini diğerlerine tanıtmaya ve anlatmaya çalışırken artık metaları kullanıyorlar, değil mi? Yani ben karşı taraftan bir saygı ilişkisi istiyorum. Bir saygı ilişkisi istiyorum. Bir saygı istiyorum. O saygıyı elde etmek için yapmam gereken davranışlar eski dünyada başkaydı. Şimdi o saygıyı elde etmenin yolu daha fazla para sahibi olmak. Bunun göstergesi olduğu reklamları yapılan ürünleri taşıyor olmak saygıyı elde etmenin birincil koşulu oluyor. Ve ben artık aynı bir uyuşturucu bağımlısı gibi, bir uyuşturucuya olan bağımlılığı gibi saygı görmek için sürekli bu nesneyi, bu metayı yanımda taşımak zorunda kalıyorum. Aynı kimliğim olmadığı zaman beni saymamaları gibi bu meta olmadığı zaman da ben artık adamdan sayılmadığıma göre bu meta benden önemli bir şey haline geliyor. O yüzden yabancılaşma dersine söylediğim gibi kafelere gittiğiniz zaman, ünlü lokantalara gittiğiniz zaman masalarda oturan kadınlar ve erkekler değil, masalarda oturan Louis Vuitton'lar, Mercedes'ler, BMW'ler görüyorsunuz. Yani bunun farkına varmak lazım. Yani bunu sıyırdığınızda, bu metayı sıyırdığınızda ortada ne kalıyor? Hangi gerçeklik kalıyor? İşin berbat tarafı bu göstergenin arkasında aynı Baudrillard'ın harita örneğinde olduğu gibi bu haritanın altında kalan yani bu meta fetişizm sonucundaki metanın anlamının yani kendi kendimizi bizi ifade etmesi anlamında metanın arkasında kalan asıl biz çürüyüp yok olmuş durumdayız yani. Metayı kaldırdığınız zaman geride çok ya hiçbir şey yok ya da çok zavallı bir şey var.
Yani dolayısıyla Baudrillard'ın söylediği o ilk başlarken ifade ettiği şey, yani haritanın gerçeğin üstünde yırtılıp gittiği bir hikaye yerine gerçeğin harita altında yok olup eriyip gittiği bir dönemi işaret etmesi demek de bunu gösteriyor. Yani çünkü temel eşitleyen, evrensel eşitleyici olarak gösterge evrensel bir güç kazanmış. Aynı para gibi. Para da bir gösterge değil mi? Değil mi? Sanallaştırılmış bir hali. Zamanında işte belki Amerika yapmıyor ama altın karşılığı basılan bir tür sözleşme. Yani ben bu miktarda bir değer vereceğim sana. Ama para bir gösterge olmaktan çıkmış, kendi başına her şeyi eşitleyen bir değer haline gelmiş. Dolayısıyla her şey para değeriyle ifade edilir olurken bir şeylerin öz değeri dediğimiz şeyin ortadan kalktığı bir dönem görüyorsunuz. Matematikte meşhur laf var biliyorsunuz değil mi çocukluğumuzdan beri? Elmalarla armutlar toplanmaz. Toplanır, topluyor işte. 3 elma 5 armut daha ne eder diyorsun adama. Elma ile armut toplanır mı diyor. Tamam. 3 elma ne kadar? Yarım kilo. 5 armut ne kadar? 1 kilo. Tamam. Alırsın. İşte bu bütün her şeyin bu değer üzerinden hesaplandığını düşünün. İşte bu sayılara tam da Matelart'ın bir başka Fransızın şimdi postmodern gerçi kabul etmiyor Baudrillard kendisi ama postmodern dönemin simülasyon toplumunun ya da bilgi çağının nasıl başladığını ifade ettiği cümleye geliyoruz. İnsanların sayılara körü körüne tapmaya başladıkları bir zaman diyor. Yani artık her şeyi sayılarla ifade ediyoruz. Kapanış olarak da korona şeyine vurgu yaparak gelelim. Artık aynı zamanda eskiden enflasyon belası başımızdayken 80'ler, 90'lar işte 90'lara çok gelmeden çok yüksek enflasyon vardı ve ülkemiz bununla mücadele ediyordu. Ve hep verdiğim örnektir. Enflasyon canavarı diye bir şeyle mücadele ettiğimizi söylüyordu gazeteler. Bir de yeşil bir dinozor çiziyorlardı enflasyon canavarı bu diye. Biz de böyle yani kafamızda bir canavar var enflasyon canavarı diye bir şey. Biz bununla mücadele ediyoruz. Yani bizden bağımsız bir şeymiş gibi. Hani dedim ya düğmeye basınca biz bir şeylerin insan emeğiyle olduğunu unutuyoruz gibi. Aynen garsonun çaylar gelmedi mi demesi gibi. Kendi kendine mi gelecek çaylar? Bu enflasyonun böyle olmasında sanki hiç kimsenin dahli yokmuş da Godzilla gibi ara ara çıkan bir enflasyon canavarı varmış. Kimsenin bir şey yapamayacağıymış. Ona mücadele ediyormuşuz gibi bir gerçeklik ortaya konuyordu. Şimdi de aynen Süleymaniye haberinde ifade edildiği gibi şimdi baktığınız zaman bu koronavirüs problemi nasıl bir problem olarak sunuluyor baktığınız zaman bir gittikçe dikkatinizi çekiyordur. Gittikçe bir ekonomik problem olmaya başlıyor ve gittikçe bir küreselleşme problemi olmaya başlıyor. Yani bizim için artık yani bu böyledir gerçekten. Bir gerçeğin nasıl simülasyonunun olduğu yani simülasyon toplumunda da mesela ölüm vardır. Ölümü bilir simülasyonu yaşayan kişi ama asıl ölümün hakikatinden uzaklaşmıştır. Onun gibi. Yani hırıltılarla canını teslim eden yoğun bakımda birini gördüğümüzde 2 aydır ya da 80 gündür sürekli 1.000 kişi, 500 kişi gibi sayılarla ifade ettiğimiz şey olan ölüm ile gördüğümüz şeyin aynı olmadığını, nasıl bir simülasyon toplumunda yaşadığımızı anlarız. Yani dün 64 kişi ölmüştü, bugün 57 kişi olmuş. Oh diyoruz. 57 kişi öldü. Yani ölümü simülasyon toplumunda yaşama biçimi bu. Neden? 57 oldu, 60 oldu, 70 oldu ne? Biz ölümü anlam dünyasında değil, sayılar dünyasında elde ediyoruz. Şimdi diyebilirsiniz ki o da anlatı, o da bir anlam. Evet. Bir muhasebe anlatısı. Muhasebe anlatısı içerisinde anlamlandırıyoruz ölüleri. Yani grafikler olarak algılıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Bize
ölmeden önce son kez elimizi sıkan birisi olarak anlamlandırmıyoruz ölüm anını. O grafiklerden anlıyoruz. Grafik olarak bakıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Grafik olarak iyiye gittiği, kötüye gittiği konusunda bir şeyimiz var. Düşüncemiz var ve aşağıya doğru gittikçe azalan ölülere seviniyoruz. Daha fazla ölmediği için seviniyoruz ama bu bizim ölenlere üzülmemizin, ölenlerin öldüğü gerçeğini anlamamızı zorlaştırıyor. Asıl mesele de galiba biraz bu. Yani çünkü bir grafik, bilgisayar oyunu grafiği gibi aşağı doğru gittikçe iyiye gidiyoruz, toparlanıyoruz falan bir sevinç geliyor ortaya. Anlatabiliyor muyum? Küreselleşmeyi engelleyen bir şey olur. Farklı bir küreselleşme göreceğiz ama pandemi herkesi, dünyadaki tüm insanları etkilediği için bunu bir baş bulacağı, para göndereceği, şey yapacağı bir küresel sağlık bakanlığı gibi, küresel sağlık kurumunun kurulması gerektiği konuşulmaya başlandı bile diye söyleyebiliriz. Felsefe yapan kavram kalmıştır tabii ki de, Gamer Timer güzel söylemiş ama eleştirisinde kalsa da, yani ben felsefe yapıyorum deseniz de böyle bir anlatı yapısı içerisinde her şeyin sayılarla ifade edildiği bir yerde şey yapamazsınız. Yani anlamı kalmıyor. Yani felsefe yapmanın, yani düşünüyor olmanın değer ifade etmediği bir yapıda insanları nasıl motive edeceksiniz felsefe yapmaya ya da okumaya? Okumak daha iyi bir insan olmak, daha anlayışlı ve olgun olmak, olayları farklı bakış açılarından değerlendirebilmek, daha derin görebilmek için bir araçtır. Ama bu gerçeği bilmeyen kitleler o aracı amaç zannedip çocuklarına bastırıyorlar. Oku, oku. Okumak amaç değil ki. Okudu da ne oldu? Yani ne bileyim, bir öğrencimin, arkadaşımın hediye ettiği Fakir Baykurt'un Kaplumbağalar kitabını okudun da Anadolu'nun sıcağı ne demek, çaresizliği ne demek anladın mı? Bakıyorum suratta bir şey anladığı yok. Allah Allah. Hasan Ali Toptaş anlattığı zaman işte o gölgesizler miydi ya? Neydi o şey? Neydi o şeyin adı? O köydeki varoluş kaygısını hisseden berberi okuduğun zaman seni etkileyip çarpmıyorsa okudun da ne oldu yani? Demezler mi adamı? İşte adam aracı amaç haline getirince okudum diyor. Okudun da sana bir faydası oldu mu? Üniversiteye gidip de çıktığı zaman var mı bir faydası diyor. Yok. Adam bakıyor kendisinden bir farkı yok ki. Hani şey gibi, sahteyle gerçeğin arasında değer olarak bir fark kalmayınca sahte ve gerçek artık bir hiyerarşik yapı içerisinde olmaz. Okuyanla okumayan arasında da, yani okumak ya da iyi insan olmak, bilmek bir değer yargısı olarak baktığınız zaman, bir değer yargısı olarak okumak bir şey değilse, kriter değilse, Gamer Timer demiş ki, dediniz ki sayılar her şeyi söyler. Peki bunu etik olarak nasıl yorumlarız? Etik olarak derken ne demek istediğinizi anlayamadım. Her şeyi söyler derken öyle bir şey demedim. Sayılar her şeyi söyler demedim. Sayılar her şeyi söylemez ama her şeyin sayılarla ifade edildiği bir yapı içerisindeyiz baktığınız zaman. Dedim ya, yani dil anlam yerine sayıların ön plana geçtiği bir anlatı içerisinde değer buluyor. Bilmek kelimesi bile. Bilmek kelimesi bile. Bir yanda Hafız'ın Şirazisini okurum diyen var. Bir yanda 58 cevabı var. Yani ikisinin arasındaki fark işte simülasyon toplumuna katkı veren bir başka boyutu da öyle ifade ediyor diyeyim. Yine sohbete daldık. 1,5 saati bulmuşuz. Benim çenem düşük, kusura bakmayın. Çok teşekkür ederim. Geldiniz, bayağı da beklediniz ve zaman harcayıp dinlediniz. Umarım pişman olmamışsınızdır.
Bu boyacıların simülasyon ve simülakrı maalesef çok üzüldüğüm biçimde yanlış anlaşılan bir şeydi. Yani sadece işte yanlış bir şeye dönüşmüştü. Yani böyle işte yeni medyaya eleştiri olarak dönüşmüştü. Her şey de sanal oldu falan feşman gibi. Yani boyacıların anlatmaya çalıştığı o değildi. Umarım ifade etmeye çalışmışımdır. Azıcık olsa da ucundan. Daha sonra başka modüler hakkındaki işte kitleler hakkında ne düşünüyor, nihilizm hakkında ne düşünüyor falan onlara da bakmak lazım. Ayrıca bize bir de Deleuze'ün bu rizom kavramına doğru bir açılış da ufaktan bir çengel de attık. Ondan sonra o çengeli de şey yapar yani size belki de bir yolda gösterebilir. Orçun Hocam teşekkür ederim. Sinan çok ben teşekkür ederim asıl. Özlem yine her zaman gibi öğrenmekten mutlu, idrakin hazzı. Bende de paylaşmanın sevinci var. Teşekkür ederim. Hep birlikte bu idrakin Betül Er görmüş. Teşekkür ederiz. Bilal Hocam teşekkür ederim. Sağ ol. Mehmet Fatih teşekkür ederiz. Sağ olun. Okulu bitirmiş olmalarına rağmen bazı öğrencilerimin zevkle böyle şey dinlemeleri. Pınar Hocam çok teşekkür ederim. Zevkle dinlemeleri çok hoşuma gidiyor. Ama bu benim de yaşadığım tabii. Hani zihnin çalışmasından kaynaklı bir zevk. Ayşegül, çok teşekkür ederim. Bengi, evet sağ ol. O da aynı şekilde. Yani durup dururken çalışma hayatındaki bir insanın simülasyonda simülakne demesi şey. Tabii hep rica ederim, çok teşekkür ederim. Yani bu kavramları bu adamlar yazarken öyle anlatılıyor ki yazıldıktan sonra bunlar laboratuvar kavramlarıymış gibi. Bu adamlar gerçek dünyayı eleştirmemize fayda sağlayacak kavramlar. Şey yapıyor. Bunların gerçek dünya ile ilişkisini böyle kurduğumuz zaman simülasyon, simülak kavram benim gerçekliği algılamamda hakikaten faydalı oldu diyebilirim. Yoksa diyoruz ki bu Fransızlar da bıdı 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 karma karışık şeyler anlatıyorlar, hiçbir şey de anlamıyoruz falan gibi. İşte bak bir faydası var yani şeydir baktığınız zaman. Umarım sizin gerçekliği değerlendirmenizde de faydası olabilecek yeni bir şeyler ifade edebilmişimdir ya da bildiğiniz bir şeye yeni bir bakış açısı sunabilmişimdir. Bu kadar çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim asıl. Tekrar inşallah görüşmek üzere ama sanırım haftaya derslerimiz bitiyor. Ben cumartesi pazara iletişim felsefesi için iki ders daha koymayı düşünüyorum. Bir tanesi garanti, bir tanesi belli değil. Garanti olan ders flanör kavramı üzerine. Ona bakacağız. Gamertimer, ben teşekkür ederim. Ona bakacağız. Sanırım iki ders daha yapacağız ve derslerimiz bitiyor. Fakat ondan sonra sizin istekleriniz doğrultusunda kavramları tekrar böyle konuşabiliriz, değerlendirebiliriz. Tekrar teşekkür ederim. Şimdi güzel bir kahve, böyle güzel hava da fena olmamış. Akşam güneş de gelmiş arkadaşlar. İftar da yaklaştı, değil mi? Onun hayaliyle böyle tutmayanlar İftar şey oruç tutmayanlar kendisi kahvesini alınır. Tutanlar için 2 saat kaldı. Sık dişini birader. Ondan sonra iftardan sonra yaparsınız siz de. Ama o zihin çalışmasının verdiği hoş yorgunluk ve şeyi hepimiz hissediyoruz herhalde. İşte o idrakın hazzıdır. Öyle insanların olduğunu yalnız olmadığımızı görmek çok güzel burada hepinizi gördüğümüz zaman. Bildiklerimi böyle paylaşmaya devam edeceğim. Siz de kıymet veriyorsunuz, sağ olun. Ozanlardan Deniz ve Mehtap neredesin? Evet. Çok teşekkürler. Görüşürüz.